HT Spor'da özel röportajda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden ve teknik adamlarından birisi Rasim Kara bugün özel röportajda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam futbol adanmış bir ömür diyelim. Önce kaleci olarak, onun ardından teknik adam olarak ve şimdi de bir emeklilik dönemi başladı sizden öğrendiğimiz kadarıyla. 74 yaşındayız. Kendimi bildiğimden itibaren, yani ortaokul, lise çağlarından itibaren işte oyunculuk, antrenörlük, teknik direktörlük, eğitimcilik federasyonda böyle yaklaşık 60 sene futbolun içindeyiz. Kolay değil. Hiç de şey yapmadık. Yani kamuoyu, spor kamuoyu benim takım çalıştırmadığım için biraz böyle hani uzak kaldığımı zannediyor ama hiç alakası yok. Ben hep içindeydiniz hocam. Sene öncesine kadar yani 2012'den itibaren antrenör eğitiminde hocalık yapıyordum. O yüzden ben futbolun içindeyim. Bütün maçları takip ediyorum. Şu son haftalarda Avrupa maçlarını, milli maçları, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları, işte Konferans Ligi, Avrupa Ligi izlediğim zaman bizde futbolun daha yavaş oynandığını, hem savunmada hem hücumda geçişlerin çok daha yavaş olduğunu, savunmaların hem birebiri hem birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgede bunlar çok iyi çalışılmış olması gerekirken çok kötü anlamda goller yiyoruz. Yani organize olamamış bir takım görüntüsü vererek goller yiyor. Geneldeki şey, görünüm o. Milli takımda dahi bu böyle. Geçişlerde, hücum geçişlerinde, hızlı ataklarda Avrupalı'dan daha geride olduğumuzu söyleyebilirim. Çok enteresan. Türkiye'ye gelen yabancılar da bir müddet sonra aynı bizim tempomuzu ayak uydurmaya başlıyorlar. Yani Türkiye'deki antrenman saatlerini ve sayısını daha da arttırmamız lazım. Çünkü UEFA'yı görüyoruz. Liglerin sayısını çok arttırdılar. Evet hocam, yoğun bir maç trafiği yoğun başladı. Yoğun bir maç trafiği var. Lig maçları var, kupa maçları var. Böyle bir şeyde, takvimde çok güçlü olması gerekiyor bir defa futbolcuların. Ben Türkiye'de yeterli çalışmaların olmadığı inancını taşıyorum. Ama inşallah biz de bu tempoyu yakalarız diyeyim. Başka ne söyleyebilir? İnşallah hocam. Hocam, Avrupa Kupaları demişken dün Beşiktaş'ın da bir maçı vardı. Lyon'u deplasmanda yendi Beşiktaş 1-0'lık skorla. Tabii Getson'un golü vardı ama bir yandan da Ersin Destanoğlu'nun performansı çok konuşuldu. Siz de bir eski kaleci olarak, eski Beşiktaş teknik direktörü olarak hem maçı hem Ersin'in performansını nasıl yorumlarsınız? Ersin bundan önceki maçta biraz seyircinin tepkisini toplamıştı. 3 gol, şanssız goller de olmuştu. Ve Mert'in sakatlığının dışında kendisinin de sakat olduğunu medyadan takip ettiğim kadarıyla. Evet hocam, öyleydi. Büyük bir fedakarlık yaptı. Ben de oynamayabilirim diyebilirdi. Ama o özveride bulundu. Beşiktaş'ın öz çocuğu. Geçmişte Sergen Hoca zamanında şampiyonlukta da kupada da büyük katkısı oldu. O yüzden ben Ersin'i bu fedakarlığından dolayı ve dünkü oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Çok baskılı oynadığı şey Lyon. Maçın sonuna kadar izledim. Zaman zaman Fenerbahçe'yi de izledim. Yani farklı bir neticeye gidecekken işte sonlara doğru Lyon'un temposu azaldı. Ersin bütün ataklara inanılmaz cevap verdi. Özellikle teknik olarak da o sert şutları falan blokajda özgüveni olduğu belli oluyordu. Kararlıydı yani. Ondan sonra Gerson'un golü geldi. Hatta hızlı ataklarla da ikinci, üçüncü golü de yakalayabilirdik. Kaçırdılar ama
Olsun, Beşiktaş 3'te 3 mağlup olsaydı daha büyük tenkitler olacaktı. Takımda yıkım da olabilirdi. O yüzden ben Ersin'in özellikle Beşiktaş seyircisinden rica ediyorum. Biz gençlerimize, özellikle Türk çocuklarına sahip çıkılmasını istiyoruz. Aynı hataları yabancı bir kalecinin yaptığı zaman toleransımız maalesef genç kalecilerimize olmuyor. Ersin'in arkasında desteklemek lazım. Çünkü Mert de oynayabilecek mi, oynayamayacak mı bilemiyoruz. Derbiye zor dendi zor hocam. Zor gibi gözüküyor. O zaman Ersin'e yine iş düşüyor. Onun için onun yanında olmak ve desteklemek lazım. Hocam peki Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz bu sezon? Yani yeni bir hocayla başlandı. Şu an ligde yenilgisiz gidiyor. Belki eleştiriler var. Futbol anlamında bazı maçlardaki oyun eleştiriliyor ama şu ana kadar da işte Avrupa'da ilk galibiyetini aldı. Ligde yenilgisiz gidiyor. Nasıl bir Beşiktaş görüyorsunuz? Yani çok dikkatli izliyorum. Mesela Trabzon'daki maçta tek kale oynadılar. Uğurcan'a takıldılar. Gaziantep maçında gol geliyorum dedi. Çok geriye çekildiler ve 2 puan kaybettiler son dakika golüyle. Şimdi bir şans daha geldi. Ben teknik direktörlük hayatımda Beşiktaş'ta hiç derbi kaybetmemiş ve derbi maçlarını oynarken de çok severdim, antrenörlükte de çok severdim. Böyle satranç oynar gibi oynamayı yeğleyen bir antrenördüm. O yüzden Beşiktaş'ın kolay olmayacak pazartesi günü Galatasaray'a karşı. Galatasaray da maçını kazandı 4-3. Ama Galatasaray da goller yiyor. Yani 4 gol attı ama 3 gol yedi. Savunmasında onların da sıkıntılar var. Hücumda çok alternatifli oyuncuları var. Beşiktaş'ın da sanki Immobile'de biraz bir düşüş hissediyorum ben. Bu geçici olmasını temenni ediyorum. Tabii Bautista'nın savunmada sakat olması da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Beşiktaş deyince ben nedense bir türlü El Nusrati ile Muçi'ye bir türlü kanım ısınmadı. Yani aldıkları paranın karşılığını vermediler ve vereceklerini de hiç tahmin etmiyorum. Çok inanılmaz paralar harcandı o iki oyuncuya. O yüzden yani Beşiktaş seyircisi takımındaki oyuncuların böyle kendisini parçalamasını ister, yatıp kalkmasını ister. Böyle Necip'in fedakarlığı gibi. Yani Muçi'de o şeyi göremiyorum. Pas hatası yapıyor. El Nusrati de aynı şekilde. Yani daha iyi birileri alınabilirdi bunlardan o paralarla. Özellikle yabancılara karşı bir şey var, sempatisi var gibi görüyorum. Bahsettiğimiz El Nusrati ile Muçi gibi oyuncuları. Ki Semih'in de yedek kaldığı bir dönem oldu. Mesela Semih dünkü maçta bile girdi. Gene onun mücadelesiyle gole gidildi. Yani Semih gibi yetenekli oyuncuları biz kazanmamız lazım. Ayrıca Semih asistleriyle ve attığı gollerle de kendisinden bahsettirdi, kendisini kabul ettirdi. Tabii ki eksikler olacak. Yani Muçi gibi oyuncular altyapıdan geliyor öyle. Bizim Beşiktaş altyapısından, Mehmet Ekşi hocaların yetiştirdiği oyunculardan. O tür oyuncular var. Yani Muçi'ye bu kadar katlanılıyor, bilmiyorum. Belki de ben yanılıyorum ama benim görüşüm böyle. Zor olacak. Hiçbir derbi kolay değildir. Derbide iki takım da Avrupa maçları oynadılar. İyi neticeler aldılar, galibiyet aldılar. Bu durumda Galatasaray seyircisinin önünde orada Icardi var, Osimhen var, Mertens var, yani Barış Alper var. Böyle baktığın zaman Yunus var. Yani alternatifli çok gole yakın oyuncular var.
çok önemli bir maç olacak Beşiktaş açısından. Söyle, yani Beşiktaş maça özellikle Galatasaray 3. bölgede baskıyla başlayacağını düşünüyorum. O baskıya göğüs gerebilmeli, direnebilmeli ve karşı ataklarla da hızlı, işte dünkü atılan gol gibi öyle goller atabilir. Galatasaray'ın da savunmasında ağır adamlar var. İşte Abdülkerim gibi ve diğer oyuncular gibi. O yüzden bir defa savunma çok iyi. Hem birinci bölgede hem ikinci bölgede hem de atak yaptığı zaman, ayrıca duran toplarda, korner, yan frikik gibi duran toplarda da çok dikkatli olması gerekiyor. Bunları çok defalarca çalışmış olması gerekiyor. Biliyorsunuz artık taç antrenörü bile var. Duran top antrenörleri var. O yüzden güzel bir maç olsun. Hakem hatasıyla o bir puan kaybedilmesin. Yani VAR'a gidip çözüm aramak mümkünken gitmeyen hakemler var. Evet hocam. Bu çok enteresan. Neden gitmezler? Onları da çok merak ediyorum. Güzel bir derbi maçı olsun. Hak eden kazansın. Benim gönlüm Beşiktaş kazansın diyor. Teknik adam olarak da şampiyonluğun kıyısından döndürüz aslında. Kaçırdı. Hep o sezonda sezonda hep konuşulur, 96-97 sezonu. Dönüp baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz hocam Beşiktaş, yani, günleriniz? Yani bu sosyal medya inanılmaz bir şey. Mesela ben 96-97, 27-28 sene önce Beşiktaş'ı çalıştırmışım. 30 yaşındaki, 35 yaşındaki bir genç beni hiç tanımaması gerekirken, bu hakkı yenmiş bir kişi olarak Beşiktaş'ta sosyal medyadan yolda yürürken bilmem nerede hep beni görüyorlar. Hocam böyle böyle diyorlar. Çok enteresan. Tabii hoşuma da gidiyor. Üzgünüm tabii. Yani hakem hatalarıyla şampiyonluğun gitmiş olması. Şimdi sonra yapılan hakemlerin kendi itiraflarıyla, İşte penaltı verdim değildi, İnşallah dua ettim atamaz hacı dedim diyor. Öbürü verdiğim penaltıyla Beşiktaş şampiyon olacaktı, Galatasaray şampiyon oldu diyor. Arif'in düştüğü pozisyonda İstanbul Spor'un. Yani itiraflar geç oldu biraz ama belki de rahmetli Süleyman abi başkandı o dönemde. Şerefli ikincilikler benim yüzümden söylenmiş olabilir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle de öyledir. Beşiktaş'ta biz çok çileler çektik. Yani oyuncuyken şeref stadında hiçbir tesisimiz yoktu. Hiçbir fitness salonumuz yoktu. Hiç yoktu. Yani sezon başında Uludağ'a giderdik. Biraz halter çalışırdık. Herkes aynı ağırlıkla. Ondan sonra gelirdik, maç dönemi bir şey yoktu falan. Antrenörlük döneminde de fulya tesislerinde çalıştık. Bir tane küçük saha vardı. Tesisler çok yeterli değildi. Şimdi her şey mükemmel. Yani Avrupa ayarında tesislerimiz var artık. Bütün takımların. Statlar çok iyi. Biz İnönü Stadı'na çıktığımız zaman hangi ayakkabıyı giyeceğimizi karar veremiyorduk. Neden? Şimdi krampon, sert krampon giysek kale işleri orta taraf olduğu gibi kum, şey, böyle istiridye kabuğu dökmüşler yağmur yağdığı zaman çamur olmasın diye. Oralar zımpara gibi. Yan taraflarda 18'in köşelerinde çimler var. Lastik mi giyeceğiz, öbür türlü krampon mu giyeceğiz, bir türlü karar veremezdik. Şimdi her şey daha iyi ama altyapılarda çok dikkatli olmamız lazım. Altyapılara çok ciddi eğilmemiz lazım. Yani düşünebiliyor musun, Beşiktaş'ın bir antrenman sahası var. Riva'da yapılacak deniyor. İnşallah yapılır. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin birer buçuk
altyapıya ait sahaları var. Yani biz tam, biz de şey, onlar da suni saha. Böyle bir yerde mümkün değil. Ben sık sık İngiltere'ye gidiyorum. Kızım da orada. Torunum falan var. Gidiyorum. Amatör küme maçlarına gidiyorum. İşte Premier Lig'lerin maçlarına gidiyorum. Ya inanılmaz. Her taraf böyle saha. Benim torunum 5 yaşında. Onun okulundaki çocukların, yani okul öğrencilerinin çalışacağı, futbol oynayacağı saha 4 tane Beşiktaş sahası gibi büyüklükte. Düşünebiliyor musun? Oradan futbolcu yetişmeyecek, buradan mı yetişecek? O yüzden bir an önce tesis sorununu çözmek lazım. Mehmet Ekşi ve ekibi, bizim eski futbolcu arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar orada. Geliyor da altyapıdan oyuncular. Onlara sahip çıkmak lazım. İnşallah Türk futbolu iyi olsun. Kesinlikle öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize rica zaman ederim. Ayırdığınız için, cevaplarınız Oğuzhan, için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. HD Spor çok başarılı. Takip ediyorum. Bütün ekibinize selamlar, sevgiler. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. HT Spor'da özel röportajda konuğumuz hem Beşiktaş'ın hem Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden ve teknik direktörlerinden birisi Rasim Karay'dı. Yeni özel röportajlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.